Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kek hazırladım. Bol çikolataya doyacağınız çok pratik bir tart kek olacak. Umarım beğenirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Tarifimize ilk olarak klasik kek harcımızı hazırlayarak başlayalım. 2 tane yumurtamız, 1 çay bardağı da toz şekerimiz var. Kullanmış olduğunuz tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Mikserin en yüksek devirinde bu iki malzemeyi güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi rengi açılana ve bu malzemeler iki katı hacmine çıkana kadar çırpıyoruz. İstediğimiz kıvama geldikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekliyoruz. Yine sütün de mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Şöyle 1-2 tur mikserle çevirdikten sonra kuru malzemelerini ekleyeceğiz. Kakaolu bir tart kek hazırlayacağım. İlk etapta 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Ardından da 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Kakao çok tepeleme eklemiyorum gördüğünüz gibi. Bu malzemeleri de çırptıktan sonra kıvamına göre un ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı kadar daha un ekledim. Sizler de yumurtanızın gramajına göre un ilavesi yapabilirsiniz. Ama unu birden eklemeyin. Kek harcı koyu olursa kekiniz de kuru olur. Çok sulu, cıvık bir kek harcı olduğu zaman da maalesef kabarıyor gibi görünüyor. Daha sonra da kek piştikten sonra ortası çukurlaşabilir. O yüzden şöyle 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu 2 yemek kaşığı yeterli gelecektir. Kıvamını da görebilirsiniz. Sıvı yağ ile yağlamış olduğum tart kalıbının içerisine hazırlamış olduğumuz kek harcını alalım. Fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Şöyle bir 5-6 dakika ısındıktan sonra tart kekimizi fırına yolluyoruz. Kısa sürede pişiyor. 20-25 dakika süre içerisinde benim fırınım bu tart keki pişiriyor. Kalıp zaten çok ince. Kürdan testi yaparak fırından alabilirsiniz. Kek pişerken ganajını hazırlayalım. 1 kutu kremamız var. Kremayı ocakta ısıtıyoruz ama kaynatmıyoruz. Şöyle çok kısık ateşte. Sadece kremayı çikolata içerisine ekleyeceğimiz için çikolata eriyecek kıvamda ısıtmanız yeterli gelecektir. Dediğim gibi kaynatmanıza gerek yok. 160 gram sütlü çikolata kullanıyorum. İsterseniz bitter ve sütlü çikolatayı karışık olarak yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Ben böyle bitter çikolatanın yoğunluğunu çok tercih etmediğim için sadece sütlü çikolata ekledim. Ve sürekli karıştırıyorum. Kremanın sıcağıyla içerisindeki çikolata da yavaş yavaş eriyecektir. Şöyle gördüğünüz gibi son kalan parçaları da erittikten sonra pişmiş olan kekin içerisine ganajı ekleyeceğim. Bu arada sürekli karıştırdığımız için ganaj soğumuş oluyor. Yani ganaj soğuk, kekimiz de sıcak olacak. Hemen şöyle biraz 2-3 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimi servis tabağının içerisine ters çeviriyorum. Eğer kekinizi kalıptan çıkaramıyorsanız mutlaka üzerine ıslak, nemli, temiz bir bezle örtün kalıbın. Bekledikçe buharla zaten pıt diye düşecektir içerisindeki kek. Keki tekrar sütle ıslatma gereği duymadım. Zaten çok yumuşak ve incecik bir kek yapısı var. Kek sıcak ve dediğim gibi ganajda soğumuş olacak şekilde çukur kısma hazırlamış olduğumuz çikolatalı ganajı ekliyoruz. Bu arada çikolatanız, kremanız yoksa ve bu keki yapmak istiyorsanız böyle koyu kıvamlı bir çikolata sos yapabilirsiniz yarı ölçülerle. Bu tart kekin ortasını dolduracak şekilde. Öyle de yapabilirsiniz malzemeleriniz yoksa alternatifler mevcut. Benim en sevdiğim keklerden bir tanesi tart kek. İstediğiniz şekilde süsleyebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde servis edebiliyorsunuz. Hem de çok pratik oluyor. Tüm ganajı döktükten sonra sadece 10 dakika buzdolabında bekletiyorum. Üzerindeki ganajın böyle biraz kabuk bağlaması için, çünkü üzerine beyaz çikolatayla süsleyeceğim. İki sosun birbirine karışmaması için ganajın biraz daha soğuması gerekiyor. Ama iyice donmasın. Çünkü donduğu zaman da bu kez üzerine beyaz çikolata eklediğinizde kürdanla çizikler atarken beyaz çikolata üzerinde parça parça kalıyor. Bu da güzel bir görüntü olmuyor. Ben üzerini beyaz çikolatayla süsledim. Benmari usulü eritmiştim. Yoksa ya da farklı şekillerde süslemek tabii ki mümkün. Şöyle yuvarlaklar çizdim üzerinde. Ve çöp şiş yardımıyla şeritler geçerek böyle farklı bir sunum yapmak istedim. Sizlere de fikir olsun.
Ben mor usulü eriteceğiniz beyaz çikolatanız yoksa marketlerde hazır satılan topik soslar kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi farklı meyvelerle de üzerini süsleyebilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Ben sadece şöyle fikir vermek istedim. Çöp şişle aralıklı şeritler çizdikten sonra diğer yapacağımız şeritleri de tam tersi yönünde yaparsanız hoş bir görüntüsü oluyor. Umarım görüntüsünü denedikten sonra da lezzetini beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz, tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda denediğiniz tarifleri de Instagram kayınvalidem ve ben hesabından bana yollayabilirsiniz. Son olarak şöyle üzerine biraz yeşil fıstıkla süsleyip dolaba kaldıracağım. Dediğim gibi ganaj biraz donduktan sonra servis edeceğim. Saatlerce beklemenize gerek yok. Çok çabuk bir şekilde donacaktır üzerindeki ganaj. Çok kalabalık olmayan ailelerin böyle çok kısa sürede tüketeceği, bol çikolatalı severlerin de bayılacağı bir tarif. Özellikle çocuklar çok beğendiler. Sizler de kaydedin. Yapmasını istediğiniz, tarifi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle videoyu paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın videoları kaçırmamak için. Şöyle tatlının iç kısmını da göstereceğim. Sizlere gerçekten çok güzel oldu. Çayın yanına şipşak hazırlayabileceğiniz gerçekten çok pratik ve bol çikolataya doyacağınız çok güzel bir tart kek. Şöyle kekin yumuşaklığını ve üzerindeki ganajın kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem olmuştu. Denedikten sonra umarım bana hak verirsiniz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın videoları kaçırmamak için. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.